Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Dersizliğine hoş geldiniz. Organik bileşikler 16. bölümde karboksil asitlere başlamış olacağız. Karboksilik asitler, karbonil grubuna bir hidroksil grubu bağlanmasıyla oluşan yapıya karboksil grubu, yapısında bu grubu bulunduran bileşiklere ise karboksilik asitler denir. Monokarboksilik asitlerin genel formülü CnHNO2'dir. RCOOH şeklinde veya bu şekilde gösterilebilir. Karboksil asitlerin en küçük üyesi 1 karbonludur. Zayıf asitlerdir ve suda iyonlaşarak çözünürler. Örneğin CH3COOH yazdığımız zaman aslında bu CH3COOH'tır. Aynısıdır. Bunu da hatırlarsanız sirke asitiydi. Buna sirke ruhu da denebiliyor. Ayrıca biz buna ne deriz? Asetik asit. Evet, karboksil asitler karboksil sayısını ve yapısındaki fonksiyonel gruplara göre sınıflandırılabilir. Monokarboksilik asitler, polikarboksilik asitler, monokarboksilik asitlerde bir tane COOH grubu olur. Polikarboksil asitlerde birden fazla COOH grubu olur. Hidroksil asitlerin yapısında OH bulunur. Amino asitlerin yapısında NH2 bulunur. Yani hidroksil asitlerde hem OH hem COOH beraber NH2 COOH aynı bileşikte bulunur. Yağ asitleri gibi sınıflandırabiliyoruz karboksil asitleri. Monokarboksilik asitler yapısında bir tane karboksil grubu bulundururlar. Genel formülleri CnHNO2'dir. Bir diğerlerdirler. Bakın burada olduğu gibi mesela suya bir tane hidrojen verir bunlar ve dolayısıyla bir diğerlerdirler. Burada monokarboksil asit COOH grubu bir tane olduğu için biz buna ne diyeceğiz? Monokarboksil asit olarak söylemiş olacağız. İsmine baktığımız zaman da formik asit diyeceğiz. Aynı zamanda karınca asidi de diyeceğiz. Buna karınca asidi de deriz. CH3COH'a baktığımız zaman da bunun asetik asit olduğunu biliyoruz. Asetik asit bir monokarboksilik asittir. Buna biz sirke asidi de diyoruz. Diğer bileşiğimiz de benzoik asit. Bunlar monokarboksil asitlere örneklerdir. Çünkü bir tane COOH grupları söz konusu. Evet, polikarboksilik asitler yapısında birden fazla karboksil grubu bulundururlar. Polikarboksilik asitlerin değerliği yapısında bulunan karboksil sayısına eşittir. Polikarboksilik asitler karboksil grubu sayısına göre dikarboksilik asit, trikarboksilik asit şeklinde adlandırılabilir. Mesela bunda iki tane COOH grubu olduğu için dikarboksilik asit olarak ne diyebiliriz bunu? Sınıflandırabiliriz. Dikarboksilik asit diyebiliriz. Şuradaki bileşiğimiz mesela etan dioik asittir. Ve iki tane COOH içerdiği için polikarboksilik asit olarak sınıflandırabiliriz. Eğer üçlü de olabilirdi bu mesela. Üçlü olsaydı bu sefer COOH CH2 yani 3 karbonlu olsaydı, böyle olsaydı mesela yine burada iki tane olduğu için, birden fazla olduğu için polikarboksilik asit grubu deriz. Polikarboksilik asit bileşiği deriz. Hidroksil asitler yapısında karboksil grubu yanında hidroksil grubu bulundururlar. Meyve asitlerdir. Glikolik asit şeker kamışından, laktik asit ekşi yoğurttan, mandelik asit acı bademden, malik asit elmadan, sitrik asit limondan elde edilir.
Hidroksiasitler deri hastalıklarında şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde ve kozmetikte kullanılmaktadır. Mesela buraya baktığımız zaman şurada OH bağlı. OH bağlı olduğuna göre bu nedir? Bir hidroksi asittir. Yani hem oksi veya hidroksi diyoruz. Bu var. Hem de COH varsa bunlar hidroksi asit örneğidir. Asitler yapısında karboksil grubun yanında amino grubu bulundururlar. Amino asitler proteinlerin yapı taşıdır. Amino asitler amfoter maddedir. Şimdi baktığımız zaman alanin ve glisini incelediğimizde bakıyoruz hem COOH grubu var hem de NH2 grubu var. İkisi beraber bulunduğu için biz buna ne diyeceğiz? Bir amino asit bileşiği diyeceğiz. Şuna da aynı şekilde hem amino var hem asit var. Amino asit bileşiği deriz. Yağ asitleri çift karbon sayılı ve düz zincirli monokarboksili asitlerdir. C3H7 COOH için mesela şunu söyleyebiliriz. Toplam kaç karbon var? 4 karbon var. O zaman butan oik asit diyoruz. Oik asit getiriyoruz. Burada C7H15 COOH var. Toplam kaç karbon oluyor? 8 karbon olduğu için buna da oktanoik asit deriz. Karboksil asitlerin adlandırmasına geldiğimiz zaman Yupak sistemine göre yapısında karboksil grubunun da bulunduğu en uzun karbon zinciri seçilir. Yani zincir COOH grubundan geçmek zorunda. Zincirdeki karbonlar arasında ikili bağ veya üçlü bağ varsa moleküldeki en uzun zincir ikili bağ veya üçlü bağ içerecek şekilde seçilmelidir. Karbon zinciri karboksil grubundaki karbon bir numarayı alacak şekilde numaralandırılır. Zincire bağlı atom ya da grupların adı, yeri ve sayısı belirtilir. Seçilen en uzun zincirdeki alkan veya alken isminin sonuna oik asit eki getirilir. Eğer yapıda birden fazla karboksil grubu varsa bu sefer karboksil gruplarının yeri belirtildikten sonra karboksil grubu sayısına göre dioik asit, trioik asit gibi ek getirilir. Evet, bu örneklerimizi adlandıralım. Mesela birinci bileşiğimize baktığımız zaman bir tane karbon var. O zaman metandı. Bir karbonlu alkan. Peki bu asit olduğuna göre neye eki gelecek? Oik. Metan oik asit. Peki diğerine bakalım. Kaç karbonlu? İki karbonlu. O zaman buna da ne diyeceğim? Etan oik asit diyeceğim. Aşağıdaki bileşikleri adlandırınız. Bunları adlandıralım. En uzun karbon zincirini seçeceğim. En uzun karbon zincirini seçtim. Şu karboksil grubuna zaten bir numara verecektik. 1, 2, 3, 4. Pekala, 4 karbonlu. Üçüncü karbonda bir grubumuz var. Yan grubumuz var. Brom. 3 bromo. Sonra devam edelim. Kaç karbonlu? 4 karbonlu. 4 karbonlu bütandı. O zaman şurası COOH grubundan dolayı bu asit. O zaman oik asit gelecek. Şu bütan oik asit şeklinde ne yapabiliriz? Bileşiğimizi isimlendirebiliriz. Diğer bileşiğimize bakalım. Burada en uzun karbon zincirini seçtik. En uzun karbon zincirini seçtikten sonra numara vereceğiz. COOH grubundan başlayarak yani şuradan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5. En uzun zincir 5 karbonluymuş. O zaman hangi gruplar var? Bir NH2 var, bir CH3 var. Amino daha önce geldiği için 2 amino. 4'te de metilimiz var. 4 metil. Toplam kaç karbonlu? Uzun zincir 5 karbonlu olduğu için pentanoik asit şeklinde
isimlendirmiş olduk. 2 amino, 4 metil pentanoik asit şeklinde isimlendirdik bu bileşiğimizi. Şimdi şu bileşiğimize gelelim. Burada baktığımız zaman hem çift bağ var hem de burada COH grubu var. Dolayısıyla çift bağda bu fonksiyonel gruptur sonuçta. COH'un üstünlüğü olduğu için orada birinci karbonu bir numarayı ona vereceğiz. 2, 3, 4 şeklinde numaralandırdık. Burada şurayı belirtmek için çift bağlı alkenlerden düşük numaralısını belirtmek için yazardık. 2, toplam en uzun zincirde toplam karbon sayısı 4 olduğuna göre 4'ü yazacağız. Yani 4 karbonlu alkanın ismini yazacağız. 2, burada 4 karbonlu da büten olduğu için büteni yazdık. 2, büten dedik. Peki bu bileşik organik asit mi? Organik asit. Dolayısıyla bir de ne gelecek bunun uç tarafına? Oik asit gelmiş olacak. Evet, bu bileşiğimiz de zaten benzoik asit olarak bilinir. Bazı karboksil asitlerin yupak ve yaygın adları. Mesela HCOH formik asit, CH3COH asetik asit, CH3CH2COH propiyonik asit. Bunlar özel adları. Buradaki CH3CH2 parantez içerisinde 2 COH olan da butirik asittir. Toplam 4 karbonlu. Bunların yaygın adları da metanoik asit, etanoik asit, propanoik asit ve butanoik asit şeklinde devam eder. Evet, devam ediyoruz burada. CH3, CH2 3 tane var. COH, valerik asit. Toplam 5 karbonlu. 5 karbonlu asitin özel adı valerik asittir. Yupak adı pentanoik asit. 2 tane COH grubu varsa oksalik asittir. Etandioik asit. C6H4 COH2 varsa fitalik asittir. 1-2 benzen dikarboksilik asit olarak geçer. C6H4OH COH varsa salisilik asittir. 3 hidroksi benzoik asit olarak geçer. Evet, böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Hoşça kalın.